Efendim merhaba, Şimdi bu programda sizinle yine bir iç politika ile ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü işte siyasi parti liderleri birbirleriyle görüşüyorlar, siyasi parti liderleri televizyon ekranlarına çıkıyorlar. Artık herkes kendisine bir ittifak arayışı içinde, ben aslında koalisyon diyorum ama kendileri koalisyon olduğunu reddediyorlar. Ve ben yine de koalisyon demeye devam edeceğim. Yani bu sistem koalisyonlar ortadan kaldırmadı Tam tersine kurulan sistem baştan böyle maruz ediliyordu. Bilmiyorum ama uygulamada hayatın pratiği içerisinde şunu karşımıza çıkardı. Siyasi partiler birbirlerine muhtaç yani bunlar bir araya gelmediği sürece bir koalisyon, müttefiklik, ittifak adına ne derseniz deyiniz efendim. Bundan sonraki siyasal yaşam hayatımız böyle devam edecek görünüyor. Peki. Şimdi bir çok temel bir soru var. Çok dikkatimi çekiyor benim kamuoyu araştırması yapan şirketlerin yapmış oldukları araştırmalar Ağustos 2020, Ocak 2021 arası ortalamasına, geneline baktığımız zaman AKP'nin oyunun %30'un pek altına düşmediğini görüyoruz. Yani kararsızlar dağıtıldıktan sonra söylüyorum düşmediğini görüyoruz. Tabii ki bir takım iniş çıkışlar var ama şimdi ortalamasından söz edeceğim. Şirketlerin adlarını da vereceğim ben size. O zaman şöyle bir soruyu sormamız gerekir. 2002 2021 19. yılına geliyor. Bu kadar yıl boyunca bu iktidar yıprandı. Ülkede işte yolsuzluklar, yoksulluklar çok şey konuşuldu. İşsizlik konuşuldu yarına bir güven sorunu konuşuluyor. İşte eğitim öğretimle ilgili öğrencilerle ilgili problemler konuşuluyor. Tabii en önemlisi de salgının getirmiş olduğu büyük olumsuzluklar. Bütün bunlara rağmen nasıl oluyor da hala AKP'nin oyu yüzde otuzlar civarında görünüyor. Yani iktidarın oyu. Şimdi bunun üzerine bir kafa yormak gerekir diye düşünüyorum ve değerlendiriyorum diyeceksiniz ki efendim bu muhalefet partilerinin işi onların onlar ne yaparlarsa yapsınlar o bizi ilgilendirmiyor da ama biz sonuçta vatandaşız ve bizi bu durum çok etkiliyor ülkenin içinde bulunduğu durum. Öte yandan siyasi parti liderlerinin kendi aralarındaki çatışmalarına da tanık oluyoruz. Bunun bunu da bir türlü ben anlamıyorum. Bu kadar çok problemin içinde bu denli gereksiz bu çatışmalar ülkeyi nereye götürecek? Hiçbir yere götürmeyecek. Bunu da ayrıca kenara koyayım. Tabii ki bütün bunları söylüyorum ama siz de şunu söyleyeceksiniz. Ben de kendi kendime söylüyorum. Diyorum ki ya iyi güzel bunlara biz kafa yoruyoruz ama politikanın gereği de gerekliliği de budur. Bu siyasi parti liderleri birbirlerini yiyecekler. Yani kayıkçı kavgası diyoruz biz bunun adına. Bu dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de durum böyle. O halde şimdi bir bakalım. Bunun matematik gerçeği nedir? Niçin muhalefet AKP'nin oylarını %30'un altına düşürtmeyi beceremiyor, başaramıyor? Suç muhalefet partilerinde mi, suç vatandaşta mı? Kimliği nasıl anlıyor ya da kimliği nasıl anlamıyor bakalım. Şimdi efendim bizde seçmen sayıları artıyor biliyorsunuz. 2002'deki seçimlerde 41 milyonu biraz aşkındı. Ondan sonraki yaptığımız işte son seçim 2018'e geldiğimizde seçmen sayımız 56 milyona çıktı. 56 milyonu biraz aştı. Kayıtlı seçmenden söz ediyorum sandığa gidenden değil. Şimdi ise ister zamanında yapılsın yani 2023 isterse öne alsınlar. Seçmen sayısının yaklaşık 5 milyon civarında artacağı ifade ediliyor. Tabi biliyorsunuz bizim yerleşkelerin yapıları da değiştirildi. İşte bazı şeyler beldeler, kentler, köyler bunlar ilçelere çevrildi. Dolayısıyla kırsalda yaşam yaşayanların sayıları aritmetik olarak düştü bu duruma bağlı olarak. 19.5'lar 20'lere düşürüldü. Şimdi bu aritmetikler bunlar kenarda dursun. Bunların analiz yapacak olanlar için kullanılabilir değerlerdir. Ama asıl önemli olan husus şu şimdi. Şimdi AKP neyi söylüyor? Bakın AKP hep varlıklı insanlar ya da varlıklı kesim adına konuşma yapıyor. Dikkat edin bak. Düşündükleri yoksullar değil düşündükleri varsıllar zaten ortaya çıkartılan sonuç. Ortada işte muhalefet partileri hep bir beşli çete, beşli çete diye meclis kürsülerinden de ifade ediyorlar artık. Bu kavram çok kullanıldığı için söylüyorum. Hep bu türlü bir birilerini zenginleştirme yolunda oldukları hep ortaya konuyor muhalefet parti sözcüleri, temsilcileri, liderleri açısından. Ama ne hikmetse oylar bu kesimden gelmiyor. ...hep yoksullar ya da orta yaşam düzeyine sahip olan kesimlerden geliyor. Bunun sosyologlar tarafından tabii ki çözülmesi şart. O ayrı bir şey. Şimdi onu bir kenara koydum. Şimdi efendim ben bu seçmenler meselesine geri döneyim. Ama her halükarda işte AKP'nin oyları... ...tekrar söylüyorum gelir düzeyi düşük ya da orta sınıf ya da orta alt sınıf dediğimiz bu kesimden geliyor bütün oylar. O zaman şöyle düşün, düşünmek zorundayız. İşsizlik bu boyuta gelmiş. Özellikle gençlerin işsizlikleri artık aşılamaz hale geldi. İşte i̇ntiharları okuyoruz. Genelde de işsizlik nedeniyle olduğu ifade ediliyor. Medyaya yansıyanları söylüyorum. Hepiniz bunları okuyoruz, görüyoruz, haberlerde dinliyoruz. Peki o zaman şimdi kafa yoralım. Bu gençlik, işsiz gençlik hangi grubun mensup? Bunların anaları babaları hangi gruba mensup? Bunların çok büyük bölümüyle orta alt sınıf diye tanımlamış olduğumuz o grubun mensupları bu çocuklar, bu gençler. Peki Siyaset dünyası ne? Bu çocuklar nasıl bir sıkışmışlık içinde diyorsak, bu çocukların sıkışmışlığı şu siyasal iktidarın bileşenleri açısından da baktığımız zaman bunlar işte dinin, inancın bir yanıyla bunun sıkışmışlığı içinde. Öte yandan da siyasal milliyetçiliğin sıkışmışlığı içinde. Yani buradaki bu söylemiş olduğum kitle şimdi böyle bir ikilemin arasında tutuluyor. Ve tercihleri de bu yönde. Çünkü niye bir çıkış görülemiyor? Şimdi unutmayalım ki tarih boyunca da bu böyle olmuştur. Yani bugünkü siyasal iktidarı suçlamak açısından söylemiyorum. Tarih boyunca da bu böyle olmuştur. Kitleler umutsuzluğa düştüklerinde kendilerini daima inancın kurtarıcılığının içine atarlar. Sığınacakları yer olarak orasını görürler. Çünkü çaresizlik çok zor bir iş. Öte yandan da yine modern döneme baktığımız zaman insanları en çok içine çeken, cezbeden, yani kurmuş olduğu sarmalın içine çeken husus siyasal ya da etnik milliyetçiliktir. O nedenle Atatürk milliyetçiliği diye tanımladığımız kültür milliyetçiliği bu nedenle çok önemlidir. Şimdi öte yandan madem ki sözü buraya getirdim. Öte yandan Türkiye'de işte son dönemde yapılan bu anayasa tartışmalarında 1921 anayasası çok dillendiriliyor. Kesimler açısından 1921 anayasasının olması ya da o şekilde bir anayasanın kaleme alınmasını dile getirenlerden birisi de unutmayalım ki Abdullah Öcalan'dı bak unutmayalım ki Şimdi de bunun üzerine konuşuluyor. Bunun iki tane nedeni var. Birincisi iddia edildiği gibi 1924 Anayasası için çok net orada zaten madde var. Devletin dini İslam'dır diye. Efendim bir kesim açısından 1921 Teşkilat Esasiye Kanunu hep söylüyorum. Efendim bunun kanun esası değil diye ismi Teşkilat Esasiye Kanunu zaten bunun. Efendim söylenen husus ya bakın işte Mustafa Kemal Paşa da devletin dini İslam'dır demiş idi. Yahut o günün koşulları farklı. Ondan sonra 3 Mart 1924 Türkiye'yi layıkleştiren yasalar kuruldu. O 20 Nisan 1924'tür. 24 Anayasası'nın ilanı. Türkiye layıkleştirildi ama biliyorsunuz 28'de değişiklik yapıldı anayasada. Efendim devletin dini İslam'dır ifadesi çıkartıldı. İşte dil resmi dili Türkçedir. Başkent Ankara'da ifadesi orada kaldı. Sonra 36'dan sonra girecek anayasaya layıklık ilkesi. Şimdi asıl sözü getirmeye çalıştığım yer şurası efendim. Bakın şimdi laiklik vazgeçilemez. Çünkü demokrasinin özü. Hep söylüyorum laikliği bir kere kaybettiğiniz zaman artık onu yerine koyamazsınız. Örnek İran İslam Cumhuriyeti. Başka onlarca örnek var işte. Geri dönün İslam dünyasına da bakın. Peki bu tür talepleri olan bir siyasal iktidar mensupları varken işte Diyanet İşleri Başkanı'ndan bir caminin baş imamına kadar bu çok dile getiriliyor. O zaman neden toplum bu konuda hassas değil? İşte söylüyorum ya AKP'nin oyları niye %30 yalnız şu konu yanlış anlaşılmasın? Bu demek değil, sözlerim şöyle bir yere götürülmesin. Bu demek değildir ki, bak demek değildir ki AKP'nin lideri Tayyip Bey dahil olmak üzere ya da o başta olmak üzere AKP'nin içinde şu anda mevcut olan milletvekilleri ya da ona oy verenler veya o partide yönetici olanlar da şeriat istiyorlar, layıklığı ortadan kaldırmak istiyorlar. Hayır böyle bir iddiam yok çünkü bunun somut delilleri olması lazım bütün bu iddiayı sürdürebilmem için. Ama bu konuda görüş ifade eden mensuplar var. O halde AKP'nin işte bu %30 seçmen düşmüyor diyoruz ya. Demek ki bu kitle, bu oy verenler bunların içerisinde MHP'ye oy verenler de var tabii ki. Yani tırnak içinde söylüyorum. Dini Efendim bir sistemin ya da şeriatın egemen olduğu bir yapının kurulmasına sempatik bakan tabii ki orada da siyasetçiler var, seçmen de var. Öteki partilerde de hiç kuşkusuz ki var. Ancak burada odaklandığımız nokta iktidarın hala nasıl oluyor da %30'un altında efendim oy almadığını görüyoruz. Araştırmalara bakalım. Efendim araştırmalar önce bin Ağustos 2020, Ocak 2021 arası 5 şirket Sonar, Konda, Mak, Genar, Metropol, Akam. Şimdi bu 5'ine de baktığımızda AKP'nin oyları Konda bir kere 23,20 bulmuş ama geri kalanlar hepsi 30 ve 30'un biraz üstünde. Hatta Genar 34,20 bulmuş. Bakın AKP'nin oyunu. Fakat MHP'ye baktığınız zaman en yüksek 8.9 bulmuşlar en yüksek. Şimdi peki daha yakın dönem Ekim 2020, Ocak 2021 arasına bakalım. O Ağustos'tu ya. Burada 3 şirket Metropol, Akam ve Mak. Bunlara bakıyoruz. Efendi AKP'nin oyları 32 ile 30 arasında değişiyor. 25 ile 30 arasında değişiyor. 33 ile 32 arasında MAK da öyle bulmuş. Ama MHP gittikçe düşmüş. Daha kaça kadar? 7.70'e kadar gelmiş MHP. Nerelerden gelmiş? İşte 8.90 Ağustos'ta öyle bulmuşlar en yüksek. Şimdi efendim öteki partileri ifade etmeyeyim, dile getirmeyeyim. Burada asıl işte odaklanılacak olan konu herkesin kafasında, herkesin dediğime bakma cümlemi kendim düzelteyim. Muhalefet unsurlarının kafa yorması gereken konu neden ve nasıl oluyor da bütün bu olumsuzluk, demin yukarıda saydığım bütün bu olumsuzluklara rağmen halkın üçte biri hala AKP'den vazgeçmiyor. Çok çeşitli yanıtla, çok çeşitli yanıtlar buna verebilirsiniz. Bakın, üçte biri vazgeçmiyor derken şu konuya da dikkatinizi çekmek isterim. Evet efendim. Şimdi 2018 seçiminde sonucu gördük. Şimdi yeni yapılacak olan seçimde de artı yaklaşık olarak 5 milyondan söz ediliyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Eğer böyle bir projeksiyon tutacak olursak şunu görürüz. Yani bu oyların üzerine bir büyüteç tutalım bir önceki olayın üzerine. Efendim şunu görürüz. Bu 5 milyonun da yine üçte birinin AKP'ye oy vereceğini tahmin etmek zor değil. E peki üçte biri yine AKP'ye oy verecekse o zaman şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Evet bu yüzde otuz barajının altına muhalefet AKP'yi indiremeyecek demektir. Bundan işte sızlananlar kimler, dert yananlar kimler bunu da bir köşeye koyalım. Şöyle bir gerçek var aslında bu türlü söylemiş olduğum geçim zorluğu, ekonomik problemler ve saymış olduğum işte yok, yoksulluk, yolsuzluk bütün bunların hepsini topladığınız zaman şunu düşünürsünüz. AKP'ye, siyasal iktidara oy vermemesi gerekenlerin orta alt sınıf seçmen toplumun bu kesimin olma, bu oyu vermemesi gerekir diye düşünüyorsunuz. Ama iş öyle olmuyor. Ha, o zaman bu sorunun en akılcı yanıtı şu. Seçmen muhalefet partilerine bir türlü inanıp ve güvenmiyor. Onlara sarılacağına inanmıyor. O halde muhalefet unsurlarının bütün muhalefet partilerinin de projelerini halka inandırıcı biçimde anlatmalarının yanı sıra AKP'nin de iktidarda niçin olumsuzluklar yarattığını da inandırıcı bir dille onlara anlatması şarttır. Bakınız daha önce damat bey bir şey söylemişti Tayyip Bey için. Demişti ki uzaya dört şeritli yol, aya dört şeritli yol yapacağım derse halk ona inanır diye. Bu büyük bir gerçektir. O zaman bununla hani böyle dalga geçilmişti ama hayır. Bu söz büyük bir gerçeği anlatıyor. İşte bunun önünün alınmasının görevi o görev bana düşmüyor tabii ki. Benim ne ilgim var onunla? Bunun görevi şu anda siyaset yapanlarda. Yani muhalefet parti liderinden kurmaylarına kadar herkesin üzerine görevdir. Bunu yapmaları yoksa öyle görünüyor ki işte bu aritmetik sonuçlardan yola çıktığımızda önümüzdeki erken ya da zamanında yapılacak olan bir seçimde de AKP oylarının yüzde otuz civarında olacağı efendim buradan görünmekte. Ha diyeceksiniz ki Süleyman Demirel'in ünlü sözüdür. Siz daha önce söylemiştiniz diyeceksiniz bana. E haklısınız ne demiştim. Siyasette 24 saat bile çok uzundur. Tabii ki önümüzdeki haftalar aylar ne gösterecek onu bilmiyoruz dış politikadaki olaylar, yapılan sınır dışı yapılan operasyonlar gibi pek çok olgu ve olay seçimin sonucunu değiştirebilir mi derseniz gayet tabii ki değiştirir. Seçmen refleksi açısından önemli hale gelir mi? Gayet tabii ki gelebilir. Tepkiler değişebilir. Ama benim size anlatmaya çalıştığım husus Ocak ayı itibariyle de en son yapılmış olan işte bu aralıktaki anketlerden nasıl bir sonuç çıktı ve bu sonucun geleceğe yönelik olarak yansımalarının neler olabileceği yani değiştirilebilir mi değiştirilemez mi hususudur. AKP ile MHP'nin oylarını topladığınızda işte 39-40 bandına geliyor. E bu önemlidir. Bu çok önemlidir. Anayasa değişikliği talebinde 40 artı 1 konursa Tayyip Bey'in seçileceğini bilmek için efendim bu öngörüde bulunabilmek için ne strateji uzmanına gerek olmaya gerek var ne de efendim Nostradamus olmaya gerek var. Çok çok açık işte. Çok net, çok açık her şey ortada. Ha bunun önü nasıl alınacak? Nasıl kırılacak? O sorunun yanıtı bende yok. O sorunun yanıtı siyasi parti lideri olduğunu iddia eden şahsiyetlerde işte anayasanın ilk dört maddesini koşullar uygun olursa tartışırız gibi cümleler kurulmasının da muhalefetten bir grup insanı nasıl ama nasıl korku, kuşku, endişeye düşürdüğünü de o cümleyi kullanan lider gerçi sonra toparladı cümlesini ama her neyse onların hepsini düşünmesi şarttır. Yani bu salonlarda konuşmakla olmuyor. Halkın arasına ineceksiniz. Simit 2,5 Türk lirası.